Evet arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı diyeceğiz. Daha önceki derslerimizde devletler neden savaşırlar diye bir soru sormuştum size. Ve bunu iki başlık altında toplamıştık. Bir, ekonomik sebeplerden dolayı ki bunun içerisine her şeyi koyabilirsiniz. İki, devletler bağımsızlıkları, özgürlükleri için savaşırlar demiştik. Yani iki büyük temel sebep. Bir, ekonomik sebepler. İki ise milliyetçilikten, yani bağımsızlıktan dolayı savaşlar olur. Trablusgarp Savaşı için yakın zamanda anlattığımız için söylüyorum. Ekonomik çıkarlardan dolayı çıkan bir savaştı. Balkan Savaşları milliyetçilikten dolayı çıkan bir savaştı genel manada. Ama Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde hem milliyetçiliğin etkisini, yani özgürlüğün etkisini görüyoruz, hem de ekonomik sebeplerin etkisini görüyoruz. Ve biz bu noktada Birinci Dünya Savaşı'nı iki sebebe dayandırıyoruz. Bir, genel sebepler, iki, özel sebepler diye ayıracağız. Genel sebepler ve özel sebepler olmak üzere iki aşamadan anlatacağız. Birincisi, genel sebepler dediğimizde savaşa katılan bütün devletlerin etkilendiği sebepler. Hepsinin aşağı yukarı bir şeyden dolayı, bu özelliklerden dolayı birazdan sıralayacağım. Bu özelliklerden dolayı en az bir tanesinden dolayı etkilenmiş olup savaşa girmelerine sebep olan sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Genel sebepler arkadaşlar hepsini ilgilendiriyor. Yani sadece tek tek devletleri ayırmaya gerek yok. Hepsinin aşağı yukarı etkilendiği sebepler olarak karşımıza çıkıyor bunlar. Ve ilk birincisi, yani genel sebeplerin ilki milliyetçilikten dolayı olduğunu söylüyoruz. Ki bu nedir? Fransız İhtilali arkadaşlar. Fransız İhtilali'nin milliyetçilik akımı imparatorlukların yıkılmasına sebep olmuştu. Ve azınlık meseleleri ortaya çıkmıştı. Çünkü sınırlar bir daha çizilmişti. Ve imparatorluklardan sonra irili ufaklı birçok yeni devletler kurulmuştu. Bu Fransız İhtilali'nin yıkıcı etkisinden dolayı. Ve yeni kurulan devletler büyük devletlerin çıkarları gereği toprakları altına alınmıştır. Kimisi sömürgecilik altına alındı veya Manda ve Himaye adı altında ki o dönemde Manda ve Himaye ismi olmasa bile sömürgecilik mantığıyla o bölgeleri ne yapmışlardı? Sömürmüşlerdi. İşte o sömürülen bölgenin insanları bağımsızlıkları için savaşlara girmişlerdir. Milliyetçilik akımın etkisi bu açıdan değerlendirilebilir. Yani bir azınlık meselesi gibi değerlendirin. Bir de milliyetçilikten dolayı bunların çıktığını bilin. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli genel sebebi aslında sanayi inkılabı. Veya sanayi inkılabı ile birlikte başlayan o sömürgecilik sistemi. Peki bu sanayi devrimi nasıl olur da Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarır? Arkadaşlar bir sıralama var aslında. Mesela herhangi bir tarih kitabı, sınava hazırlık tarih kitabını alın elinize. Şunların tamamını görürsünüz. İşte makineleşme, seri üretim, hammadde açı, sömürgecilik, pazar arası, ekonomik rekabet veya silahlanma birçok sebebi görebilirsiniz. Ama ben size bunun mantığını anlatacağım arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı nasıl olur da sanayi inkılabından dolayı ortaya çıkar? Bu sanayi devrimi nasıl Birinci Dünya Savaşı'nı ortaya çıkardı? Bunu mantık olarak arkadaşlar açıklayacağım. Bakın şimdi. Sanayi devrimi ilk etapta hangi ülkede karşımıza çıkıyor? Buharlı makinaların üretilmesiyle İngiltere'de karşımıza çıkıyor. 1700'lü yılların başından itibaren başlıyor aşağı yukarı. Ve 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren başlayan bu süreç şunu ortaya çıkartıyor. Eskiden insan ve makine gücüyle yapılan üretimin terk edilip yerine makinalarla üretimin yapılmasıdır aslında. Yani sanayi inkılabı budur. İnsan ve hayvan gücünden vazgeçip makinelerle üretim yapmak demektir aslında. Ve bu noktada ilk etapta İngiltere bu işin içerisine girdi ve makinalar, devasa makinalar ve fabrikalar kurdular. Peki, eskiden insanlar bir şeyleri elle yapıyorlardı ama artık makinalar yapıyor. Peki, makineniz varsa, bak sırayla gidiyoruz. Önce makineleşme gerçekleşti. Fabrikayı kurdun. Fabrika varsa, makine varsa ne yaparsınız? Üretim yaparsınız. Üretim yaparken de öyle ufak tefek üretimler değil. Çok sayıda üretim. Biz buna seri üretim diyoruz veya tonlarca üretim diyoruz.
Bir insanın ürettiği ile makinenin ürettiği aynı olamaz, değil mi? Bak basit bir örnek vereyim. Düşünün ki işte bir ayakkabı yapılıyor. İşte Osmanlı'da insanlar ayakkabıları elle yapıyorlardı bir müddet. Ve bir insan bir günde kaç ayakkabı yapabilir ki mesela? Hadi bir, iki, üç. Üç tane yapsın. Bir insanın 10 tane işçisi olsa akşama kadar 30 tane ayakkabı yapılır. Günde 3 tane ayakkabı yapsar birisi. Ama fabrikada bir günde 10.000 çift ayakkabı basılıyor, örnek olarak söylüyorum. Yani insan ile makine yarışabilir mi? Yarışamaz. Bu noktada makineleşme seri üretim ortaya çıkartıyor. Ve bu seri üretim çok fazla yapıldığı için elindeki var olan maddelerin tükenmesine sebep oluyor. Bak, makineyi kurdun, üretime geçtin. Üretim yapmak için sana ne lazım? Ham madde lazım. Var olan ham maddeyi işlediler, işlediler, işlediler. Bitti. Sonuçta ham madde tükenebilir şeydir. Yani bu noktada elindeki bütün imkanları bitirdiler. Bu sefer dediler ki ya fabrikayı kapatacağız ya da ham madde bulacağız. Fabrikayı kapatmak çok daha büyük bir maliyettir. Yani var olan ekonomik güçten uzaklaşmak demek olur. Ekonomik gücün kaybedilmesi beraberinde siyasi gücün kaybedilmesine de sebep olur. Bunu göze alamayan fabrikalaşmış Avrupa devletleri bu sefer ne yaptılar? Ham madde bulabilmek için sömürgecilik yapmaya başladılar. Sömürmek demek güçlü devletin zayıf olan toprakları ele geçirip ham madde kaynaklarını alıp ülkelerine götürmesi demektir. Mantığı bu. Ve bu noktada sömürgecilik başladı arkadaşlar. İlk defa dünya tarihinde sömürgecilik başlamıştır diyemeyiz. Bakın bu şekilde değerlendirmeyin bunu. Sömürgecilik gelişmiştir. Çünkü coğrafi keşifler hatta ilk çağlara kadar gidiyor bu sömürgecilik. Kolonicilikten başlıyor bu süreç. Ve gel zaman git zaman sanayi devrimiyle birlikte bu zirveye çıkıyor. Ve bu noktada sömürgecilik başlıyor. Bak geri dönüyorum, bir daha mantık kuruyoruz. Makineyi kurdun, üretime geçtin. Üretimde ham madde açığın oldu. Ham madde açığını kapatmak için sömürgecilik yaptın. Sömürdün, malzemeyi götürdün, ürettin. Ürettiğin malı bir daha satacaksın bu sefer. Bu sefer satabilmek için sana ne lazım? Pazar lazım, pazar. Ve bu sefer pazar arayışları başladı. A ülkesi şurayı aldı, B ülkesi şu bölgeyi aldı ve Avrupalı devletlerin birçoğu farklı bölgeleri işgal edip sömürüp ve aynı zamanda oraları pazar olarak kullanmaya başladılar. Ve diyelim ki işte İngiltere bu işi yaptı. Örneğin Hindistan'a gitti. Hindistan'ı sömürgeleştirdi. Oradaki ham maddeyi aldı. Bununla birlikte onun arkasından gelen Avrupa devletlerinden diyelim ki Almanya'da siyasi birliğini tamamladıktan sonra onlar biz de sömürgecilik yapacağız diyorlar. Bu sefer birbirlerinin sömürgelerine göz diktiler. Aralarında ekonomik bir rekabet başladı. Birbirinin sömürgelerine göz diktiler. Birisi bir başkasının sömürgesine göz dikerse diğeri de bunu korumak için ne pahasına olursa olsun mücadele edecektir. Ve bu noktada devletler birbirlerine karşı caydırıcılık olsun diye ne yaparlar? Silah üretimine girerler. İşte bu sefer silahlanma yarışı başladı. Kimin silahı daha büyükse o en güçlüsüdür. Veya bugün en güçlü devlet kimdir deyin. Ben size böyle bir soru sorsam siz bana dersiniz ki silahı kimin büyükse o güçlüdür. Doğru mu? Evet doğru. Kimin silahı güçlüyse o büyük devlettir arkadaşlar. Bu işin mantığı budur yani. Ve bu noktada silahlanma yarışı ve bloklaşmalar başladı. Gruplar kuruldu arkadaşlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri buydu. Sömürgecilik işte bu şekilde Birinci Dünya Savaşı'nı tetiklemiş ve bir denge kurulmuş ve bu denge doğrultusunda taraflar kurulmaya başlandı. Ve bu taraflar içerisinde arkadaşlar baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda 2 tane grup var. Biri isteyerek, anlaşarak, bak isteye bile bile anlaşarak grup kuran anlaşma devletleri. İngiltere, Fransa ve Rusya. Rusya'dan kastımız Çarlık Rusya. İki, bu anlaşmaya karşı zorunlu olarak ittifak kuran, bağlantı kuran bağlaşma devleti. İsteyerek kurulan anlaşma, bak anlaştıkları için anlaşma devletleri diyoruz. Böyle kodlayın kafanızda. Diğer taraf ise anlaşmaya karşı zorunlu olarak ittifak kurmak zorunda kalan, bak zorunlu olarak ittifak kuruyorlar. Bunlar da bağlantı kurup bağlaşmayı kuruyorlar. Bir tarafta anlaşma, bir tarafta bağlaşma. Anlaşma devletleri İngiltere, Fransa, Rusya.
İttifak devletleri bağlaşmalı ise Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya devletleriydi. Ve iki grup kuruldu. Bu grupların kurulmasında tabii biraz sonra özel sebepler de söyleyeceğim. Birinci önemli sebep İngiltere ve Almanya arasındaki mücadeledir arkadaşlar. Bak en büyük mesele bu. Bu iki devlet bu işin başrolünü oynuyor arkadaşlar. İngiltere sanayi devrimini gerçekleştirmiş, sömürgeci imparatorluğunu kurmuş, üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak ifade ediliyor. Bak üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak ifade ediliyor. Almanya ise 1870'ten sonra siyasi birliğini tamamlamış ve Bismarck şu cümleyi kullanıyordu. Biz bu ülkeyi, biz bu dünyayı sadece İngiltere'ye yedirtmeyeceğiz, biz de yiyeceğiz demek istiyordu. Ve biz de sömürgecilik mantığıyla hareket edeceğiz deyip bu sefer İngiltere'ye meydan okumaya başladılar. Ve her ikisinin dünya devi olmak istemesi savaşın asıl sebebidir arkadaşlar. İki, Fransa ile Almanya arasında bir mesele var. Alsace-Lorraine diye geçiyor. Şu altta da biraz sonra söyleyeceğim gerçi ama. Alsace-Lorraine Fransa ile Almanya arasında savaş sebebi olan bir mesele. Almanya 1870'te Sedan Savaşı'yla Fransa'nın elinde bulunan Alsace-Lorraine kömür yataklığı bölgesini işgal etti ve orayı aldı. Ve Fransa o toprağını Almanya'dan almak için arkadaşlar mücadeleye girdi. Ve bu yüzden Almanya'nın karşısında İngiltere'nin yanında yer almak zorundaydı ve o tarafa geçti. Ve bu noktada İngiltere Fransa bir oldu. Almanya ise arkadaşlar orada tekti. Sonra üçüncü devleti Rusya. Rusya Balkanlarda bir siyaset izliyor. İsmi Panslavizm. Fakat aynı topraklarda bir başka devlet olan Avusturya Macaristan ise o da Balkanlarda Pangermenizm'den karşı şey Pangermenizm siyasetini benimsiyor. Yani bütün Germenlerin birleştirilmesi politikasını benimsiyordu. Şimdi toprak bir tane ama siyaset iki tane. Balkanlar bir coğrafya ama Rusya'nın Panslavizmi ile Avusturya Macaristan'ın ve Almanya'nın Pangermenizm politikaları çatıştı. Karşı karşıya geldi. Bu noktada Rusya, İngiltere, Fransa'nın yanında yer alırken Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın karşısında durmak zorundaydı. Ve böylece üçlü ittifak kurulmuştu. Üçlü ittifakta ise Almanya ve Avusturya, Macaristan'ın germen olması onların bir araya gelmesinde etkili olacaktır. Ve artı üçüncü devlet ise İtalya'ydı. İtalya'nın da bunların yanında savaşa girmesiyle böylece üçlü ittifak devletleri kurulmuştu. Üçlü ittifak, üçlü ittifak olmak üzere 3'e 3 savaş başlayacaktı. Savaşın başlamasından yine geleceğim. Savaş başladıktan sonra katılanlar ittifak grubuna önce Osmanlı Devleti ve sonra da Bulgaristan katıldı. İttifak grubuna katılarak bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. İttifak grubuna savaşa katılarak savaşın alanının genişlemesine, Almanya'nın savaş yükünün azalmasına ve Birinci Dünya Savaşı'nın doğu cephesinin açılmasına ve Orta Doğu'ya savaşın yayılmasına zemin hazırlayan devlet derse, bak orada dört soru söyledim size, o devlet Osmanlı Devleti'dir. Buna dikkat. Savaşa en son katılan ise bu grupta Bulgaristan'dır. Ve ittifak grubundan da savaştan ilk çekilen devlette kim olacaktır yine? Yine Bulgaristan olacaktır. Diğer tarafa geçiyorum. İtilaf devletlerine daha sonra ABD, Japonya, Sırbistan, Karadağ, Belçika, Romanya, Çin, Yunanistan, Karadağ, Kanada aynı zamanda gibi devletler de bu grupta savaşa katılmışlardır. İtilaf devletlerinden savaşa en son katılan, itilaf grubundan öyle diyelim. İtilaf grubuna en son katılan devlet Yunanistan'dır. Bu gruptan ilk çekilen devlet ise Japonya'dır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın buna dikkat edelim. Ve taraflar böyleydi. Özel sebeplere baktığımızda dediğimiz gibi İngiltere ve Almanya arasında dünya devi olma mücadelesi, Almanya'nın Alsace-Lorraine'i ele geçirmesi Sedan Savaşı'yla, ardından Rusya'nın sıcak denizlere inme siyaseti Panslavizm, Avusturya'nın Pangermenizm politikası gibi vesaire bunlar da arkadaşlar savaşın özel sebepleridir. Ama altlara notlar yazdım. Notlara şimdi dikkat edeceğiz. Orada her biri sınav sorusu niteliğindedir. İtalya daha sonra ne yapmıştır?
ittifak grubundan çıkarak saf değiştirdi ve itilaf grubuna geçti. Bu durum itilaf devletlerinin güç kazanmasına, taze kan, ittifak grubunun da güç kaybetmesine zemin hazırlamıştır. Japonya Uzak Doğu Alman sömürgelerini ele geçirmek için savaşa girmiştir. Onların da özde sebebi bu. İtilaf grubunda savaşa en son giren Yunanistan, savaştan ilk çekilen Japonya, notlar. İttifak grubunda savaşa en son katılan ve savaştan ilk çekilen ise Bulgaristan olacaktır arkadaşlar. Evet, ittifakta da savaşa ilk giren Osmanlı, son giren Bulgaristan. Savaştan da ilk çıkan da yine Bulgaristan oluyor. Ayrıca savaşı başlatan olaya da geldiğimizde savaş nasıl başlıyor? Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand Bosna'ya bir gezi düzenliyor. Saray Bosna'ya gezi düzenliyor. Saray Bosna'ya gezi düzenlemesinin sebebi Sırbistan ile Saray Bosna topraklarını birleştirmekmiş. Bunları planlıyorlar. Pangermenizm siyasetinin bir parçasıydı. Fakat Sırplar bunu istemiyordu ve Sırplı bir genç ismi Princip Avusturya Macaristan Veliahtını ve eşini orada arkadaşlar öldürüyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Ve ardından Sırpların koruyuculuğunu üstlenen Rusya da Avusturya Macaristan'a saldırıyor. Almanya'nın da Rusya'ya savaş ilan etmesiyle savaş resmen başladı ve kısa sürede savaşın alanı genişlemiş ve böylece Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar başlamıştır. Bakın işte şöyle oldu. Sıralamayı size söyleyeyim. Savaşta Avusturya Macaristan ilk etapta kime saldırdı? Sırbistan'a saldırdı. Bu ilk savaşı başlatan olaydır. Bu bir sınav sorusu. Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki devletlerin hangilerinin savaşmasıyla başlamıştır diye sormuş. İlk savaşma Avusturya Macaristan Sırbistan'a saldırmasıyla başlamıştır. İlk bu. Sonra Sırpların koruyucusu kim? Rusya. Rusya da arkadaşlar Avusturya Macaristan'a saldırdı. Bakın ikinci saldırı. Almanya da tuttu Rusya savaş ilan etti ve böylece bu da üçüncüsüydü. Ve derken bir hafta içerisinde Avrupa'yı ve bir ay içerisinde bütün dünyayı saran bir dünya savaşı başlamış oluyordu. Gelelim Osmanlı'ya. Savaş başladı. Osmanlı ne yapıyor arkadaşlar? Bir, Osmanlı başlangıçta tarafsızlığını ilan etti. Fakat şunu da düşünmüyor değiliz. Sınırlarımızın etrafı resmen ateş çemberi. Yani bu savaşın gelip bize sıçraması çok olağan bir şey olacaktı. Bu noktada etrafımızda bu ateş çemberi varken bizim de bir taraf olmamız lazım. Çünkü bir söz vardır. Taraf olmayan bertaraf olur mantığı vardır. Ve biz siyasi olarak taraf aramaya başlıyoruz arkadaşlar. Ve bir taraftan tarafsızlığımızı ilan ederekten de savaşa ilk etapta girmeyeceğimizi ama hemen arka planda da seferberlik ilan ediyoruz. Bakın yani tarafsızlığımızı ilan ederken seferberlik de ilan etmiş olmamız bizim yavaş yavaş savaşa hazırlandığımızda ne yapıyor aslında? Kısmen gösteriyor arkadaşlar. Ve Osmanlı taraf olmayan bertaraf olur mantığı gereği İngiltere'nin yanında yer almak için İngiltere'ye teklifte bulunuyor. Fakat İngilizler birlikte savaşma teklifimizi kabul etmiyorlar. Hatta savaş öncesi parası peşin verilen iki tane de savaş gemisi sipariş edilir. İngiltere'den hatta isimleri bile hazırdır. Reşadiye ve Genç Osman olacaktı. İki savaş gemisi parasını verdik. Gemileri hazırladılar. Hatta gemileri almak için Rauf Orbay gidiyor bir ekiple ve son anda İngilizler bize o gemileri vermekten vazgeçiyorlar. Çünkü Osmanlı'nın savaşa gireceğini tahmin edebiliyorlardı. Kendi silahlarıyla vurulmama adına bize o gemileri teslim etmiyorlardı arkadaşlar. Sonra İngiltere'den sonra Osmanlı, Fransa ve Rusya'da ittifak teklifi yaptıysa da bunlar da yine arkadaşlar reddedilmiştir. Çünkü bunların da Osmanlı topraklarını parçalama hedefleri vardı. Yani İtilaf devletlerinin Osmanlı'ya savaşa gireceğini biliyor ve girdiklerinde de Osmanlı'yı da parçalama planları yapmışlardı. Ve bu durum Osmanlı-Almanya yakınlaşmasını sağladı ve iki taraf arasında 2 Ağustos 1914'te ittifak antlaşması yapıldı ve biz artık tarafımızı Almanya yanında kullanacağız. Almanya'nın yanında savaşa girmeye yavaş yavaş hazırlanıyoruz.
Peki Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girme sebepleri ve beklentileri nedir? Veya Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na niçin katılmak istedi? 1. Siyasi yalnızlığımız var. Bundan kurtulmak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü savaşta Osmanlı ilk etapta kimsenin yanında kabul etmemesi bizi bir siyasi yalnızlığa sürüklüyor. Bu siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz. 2. Bizim kaybettiğimiz topraklar var arkadaşlar. Bak Balkanları kaybettik savaştan hemen önce. Kuzey Afrika'yı kaybettik. Trablusgarp'ı 1911'de kaybediyoruz. Kars, Ardahan, Batum'u doğuda kaybettik. 93 Harbi'nde Berlin Anlaşması'yla elimizden çıktı. Yine Balkan Savaşları'nda Ege Adaları elimizden çıktı. Bu yüzden bu kaybettiğimiz toprakları almak istiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden savaşa girmek istiyoruz. Ayrıca kapitülasyonlardan ve borçlardan kurtulmak istiyoruz. Düyun-ı Umiye idaresini kurmuşlardı. Gelirlerimize el koymuşlardı. Artık bunlardan kurtulmak istiyoruz. İttihat ve Terakki'nin Almanlarla yakın ilişkilerinin olması. Bu da bir savaş sebebidir. Almanya yanında savaşa girmemizin sebebidir. Artı Almanya'nın savaşı kazanacağına olan inancımız var. Yani onların da güçlü bir devlet olduğunu inanıyoruz. Eğer ki Almanya savaşı kazanırsa, savaştan sonra Avrupa siyasetinde Almanya çok etkin olacaktı ve biz de güçlü Almanya ile savaş sonrası Avrupa siyasetinde etkin oluruz diye planlama yapıyoruz. Bu da savaşa girme sebebimizdir. Ardından bir de pantürkizm yani Turancılık idealini gerçekleştirmek. İttihatçıların özellikle Enver Paşa'nın bir planıdır bu. Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurma planlanıyor arkadaşlar. Ve Orta Asya Türk dünyasını komple birleştirmek, bütün Türkleri bir çatı altında toplama politikasına pantürkizm diyoruz. Nasıl ki Slavlar panslavizm adı altında Rusya liderliğinde bir araya gelmek istiyorlarsa, nasıl ki Germenleri de Avusturya, Macaristan, Almanya pangermenizm adı altında toplamak istiyorsa biz de bütün Türkleri bir çatı altında toplamayı planlıyoruz. Buna da pan-Türkizm veya Turancılık ideali deniliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu Kafkas cephesinde yapmaya çalışacağız. Fakat başarısız olacağız arkadaşlar. Sarıkamış faciasıyla bu amaç gerçekleştirilemiyor ve birçok kayba da sebep oluyor. Bunlar Osmanlı'nın Almanya yanında savaşa girme sebepleri ve Osmanlı'nın savaştaki beklentileriydi. Gelelim Almanya'ya. Almanya neden Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmek istemiştir? Bir de ona bakalım. 1. Almanya'nın Osmanlı üzerindeki beklentilerinde Osmanlı Devleti'nin bir coğrafi gücünün çok iyi olması ve özellikle boğazlara hakim olması, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'i kontrol altında tutacaklarına inanmaları. Yani Osmanlı'nın coğrafi gücünü kullanmak. Bu bir. 2. Osmanlı Devleti'nde teknolojik olarak bir silah gücü olmasa da insan gücü itibariyle asker gücü çok kuvvetlidir. Ve Almanya şunu planlıyor. Ben diyor kendi teknolojim, silah ve mühimmatım ile Osmanlı'nın askerini bir araya getirirsem ve bizi hiç kimse bir daha yenemez diye planlıyor. Yani askeri güç ile insan gücünü birleştirme. Hakikaten müthiş olacaktı. Fakat istemediğimiz, beklemediğimiz şeyler gelişti ve maalesef kaybettik. Halifeliğin gücünü kullanmak. Arkadaşlar halife Hazreti Muhammed'den sonra İslam dünyasının lideri olan kişidir. Ve Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim'den itibaren artık halifedir de aynı zamanda. Yani hem siyasi güç hem de dini gücü bir çatı altında birleştirmişlerdi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Çıkmış bir sınav sorusu. Saltanat makamı içerisinde Osmanlı hilafeti de kullanan tek devlet olmuştur arkadaşlar. Tek Türk devleti olmuştur. Ve bu noktada halifeliğin gücünü kullanmayı planlıyor Almanya. Nasıl olacaktı? Şöyle planlıyorlar. İngilizlerin sömürgelerinin büyük çoğunluğunun Müslüman olması ve Müslümanların liderinin de Osmanlı padişahı olması ve Orta Doğu, özellikle Hindistan, o coğrafyalardaki İngiliz sömürgelerinde isyan çıkarttırıp ve İngilizlerin Avrupa kıtasından ta Hindistan'a, o uzak coğrafyalara asker göndererek o Müslümanların çıkardığı isyanı bastırmak isterse asker gönderecekti. Asker gönderirse de Avrupa kıtasında zayıflayacaktı ve Almanya İngiltere'ye saldırıp ve bu savaşı kazanmayı
planlayacaktı. İşte halifeliğin dini gücünü kullanarak cihat ilan etmeyi ve bu cihata da bütün Müslüman coğrafyasının destek vermesini bekliyorlardı. Fakat beklediğimiz şey olmadı ve özellikle Orta Doğu'da Arap coğrafyasındaki Arapların cihat çağrısına uymamasından dolayı da bu amaç gerçekleşmiyor ve Osmanlı'nın Orta Doğu'dan çıkmasına ve o toprakları kaybetmesine kadar da arkadaşlar süreç gidecek. Ayrıca Orta Doğu petrollerini almak istemeleri, Almanya eğer Osmanlı kendi yanında savaşa dahil ederse zaten Berlin, Bağdat, Basra arası demir yolları yapılmıştı. O demir yolları aracıyla Osmanlı Orta Doğu petrollerini kendi ülkesine götürecekti. Bunu da planlamıştır. Artı Osmanlı savaşa girerse cephe sayısı artacak ve Almanya'nın savaş yükünü olacaktı. Hafifleyecekti. Bu yüzden de Osmanlı kendi yanında savaşa dahil etmek istemiştir Almanya. 3B planı dediğimiz Berlin, Basra, Bağdat, az önce söylediğim demir yolu aracıyla Osmanlı'nın petrollerini kendi ülkesine götürmeyi de Almanya ne yapmıştır? Osmanlı'yı savaşa dahil ettiğinde yapacağını düşünmüştür arkadaşlar. Olay böyleydi. Ve sebepler bu şekildedir. Savaşa girme sebepleri bu şekildeyken gelelim Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine. Arkadaşlar, Almanlar ile İngilizler savaş başladığında Akdeniz'de mücadele ediyor. İki tane Alman gemisi, biri Goeben, bir diğeri ise Breslau. Bu iki Alman gemisi İngilizlere yenildiler ve kaçıp Çanakkale Boğazı'na geldiler ve Osmanlı'ya sığındılar. Ve Osmanlı Devleti'nden bu gemileri koruma altına almalarını istedi Almanya. Bizim de Almanya ile daha önce imzaladığımız gizli bir ittifak anlaşması olduğu için Almanya'nın yanında yer alacağımızı söyledik ama bunu bütün dünya devletlerine de duyurusunu yapmadık. Osmanlı da bu durumdan çekindiğinden dolayı o gemileri koruma altına alması diğer devletlerin saldırısına maruz kalabilir. Erken savaşa girmek istemiyor. Bu yüzden ilk etapta ne yaptı? Bu gemileri almadı, koruma altına almadı ve bir taktikle savaş gemilerinin satın alındığını duyurdu. Ve böylece o gemileri koruma altına almayı da sağlayacaktı. Ve gemileri satın aldığını duyurdu. Hemen tuttular bu gemilere. Türk bayrağı arkadaşlar çekiliyor. Mürettebatına Osmanlı üniformaları giydirildi. Ve gemilerin de isimleri Goeben'e Yavuz, Breslau'a da Midilli isimleri veriliyor arkadaşlar. Ve dışarıdan bakıldığında tamamen Osmanlı gemisi arkadaşlar. Ama içindeki askerler de yine Alman askerleriydi. İttifak yaptığımız için artık birlikte mücadele edecektik ki zaten Almanya'dan asker ve komutan kademesi de 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu'ya gelmiştir zaten. Yani artık yavaş yavaş birlikte hareket etme başlıyor açıkçası Almanya'yla. Sonra ne oldu? Bu iki gemi Osmanlı Devleti Karadeniz'de bir tatbikata çıkıyor ve Goeben ve Breslau gemileri de Karadeniz'deki bu tatbikata katılır. Başlarında da Amiral Schusson var, Alman amiral. Ve bu iki gemi tatbikat esnasında Osmanlı filosundan ayrılarak Karadeniz'e doğru arkadaşlar kuzeye doğru hareket ediyorlar. Ve gittiler Rusya'nın Sivas, Topol ve Odessa, birkaç liman daha var, bunlar en ünlü olanları. Bu limanları topa tuttular. Rusya da bakıyor ki kendisine savaş açan Osmanlı bayrağı, Osmanlı gemisi, Osmanlı askeri. Yani Alman gemileri olduğunu sonuçta bilmiyorlar. Görünüş Osmanlı gemisi olduğu için bunu fark ediyorlar ve Rusya da karşı taraftan saldırıya geçiyor ve böylece 1. Dünya Savaşı Osmanlı açısından fiilen başladı. Bak, fiilen bu gemilerin saldırısıyla Osmanlı artık 1. Dünya Savaşı'nın bir parçasıdır. Bak, çok önemli şeyler söyleyeceğim şimdi. Az önce de söyledim aslında. Osmanlı'nın savaşa girmesiyle bir, 1. Dünya Savaşı'nın doğu cephesi açıldı. 2. Almanya'nın savaş yükü azaldı. 3. Cephe sayısı arttı ve savaş geniş bir alana yayıldı. Ve 4. Savaş Orta Doğu'ya yayıldı. Bak, bunu da söyleyelim. Savaşın Orta Doğu'ya yayılması da söz konusu oldu arkadaşlar. Bunlar Osmanlı'nın savaşa girmesiyle yaşanan gelişmelerdir diyoruz. Osmanlı'nın savaşa girmesiyle cepheleri açıldı. Osmanlı birçok cephede arkadaşlar aynı anda savaşacaktır. Ve cepheleri biz gruplara ayırıyoruz.
ve saldırı diğer bir ismiyle taarruz cepheleri, Osmanlı ve Almanya'nın isteği üzerine bizim saldırarak açtığımız cepheler. İki, düşmanın saldırdığı ve Osmanlı'nın da savunma yaparak mücadele ettiği cepheler. Üç, bir de müttefiklere yardım cepheleri varmış. Bu müttefiklere yardım cepheleri de Osmanlı'nın sınırları dışında müttefik devletlerine asker yardımı yaparak savaştığı yerlerdir arkadaşlar. Onları şimdi gruplara ayıracağız. Saldırı cepheleri Kafkas ve Kanal cepheleri. İkisi de K harfiyle başlıyor. Sizin için bir şifre olabilir. Kanal, Kafkas. Kafkas, Kanal. İkisi de K harfiyle başlıyor. Bunlar saldırı cepheleridir. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Irak, diğer bir ismiyle Musul, Suriye, Filistin cephesi ve Hicaz, Yemen cephesi. Müttefiklere yardım cepheleri de Galicia, Romanya ve bir de Makedonya cepheleri olmak üzere 3 tane de burada var arkadaşlar. Yani 4, 6, 9 yerde Osmanlı Devleti ne yapmıştır arkadaşlar? Mücadele içerisine girecektir arkadaşlar. Ve ilk açacağımız cephe hangisi olacak? Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı açısından açılan ilk cephesi arkadaşlar Kafkas cephesi olacaktır. Ve Kafkas cephesiyle şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Kafkas cephesi bir açılan ilk cephedir. Öncelikle bunu bilmeniz lazım. Yani direkt böyle de sorulabilir. İki, kiminle savaşılmıştır? Rusya ve bir de Ermeni çeteleriyle savaşılmıştır. Savaştığımız asıl güç Rusya ama Ruslar aynı zamanda Ermenilerle de işbirliği yapıp Ermeniler de bize karşı silah kullanmışlardır ve X ile birlikte mücadele edeceğiz. Peki biz bu cepheyi niye açıyoruz? Şimdi Kafkas cephesi saldırı cephesi midir? Evet. Biz saldırdığımız için Almanya ile birlikte bizim amaçlarımız var değil mi? Bizim amaçlarımız arasında bir, Rusya'yı Kafkaslar'da durdurmak. İki, kaybedilen toprakları geri almak vardır. Hangilerini kastediyoruz? Kars, Ardahan, Batum. Yani Elviye-i Selase dediğimiz 3 toprağımızı geri almak istiyoruz. Biz bunu 1878, şunu düzeltelim. Onu yanlış yazmışım. 1878 Berlin Antlaşması'yla Osmanlı Devleti burayı kaybetti. Şimdi tekrar geri almak istiyoruz. 3. Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak istiyoruz. Yani Turancılık sistemini hayata geçirmek istiyoruz ki bunun en büyük savunucusu kimdir? Enver Paşa'dır arkadaşlar. Bunu ideolojik olarak savunan parti hangisidir derse İttihat-ı Terakki diyeceğiz. Savunan parti derse İttihat-ı Terakki. Savunan en büyük lider derse Enver Paşa. Savunulmasını hatta hayata geçirilmesi için mücadele edilen yer neresidir derse Kafkas cephesi diyeceğiz. İflas etmesine zemin hazırlayan olay nedir derse Sarıkamış faciası diyeceğiz. Yani o da Kafkas cephesi oldu. Sonra Türklerin Kafkaslar'da Ruslara karşı verilen mücadelesine destek vermek. Evet, Rusya Kafkaslar'daki Müslüman Türklere baskı yapıyordu. Oradaki Müslüman Türklere destek vermek amacıyla da yine biz bu cepheyi açacağız. Ve son olarak Bakü petrollerini ele geçirmek vardır. Yalnız bu Osmanlı'nın amacı değil. Bakın özellikle parantez içerisinde belirtiyorum. Bu Almanya'nın amacıdır. Yani Almanya bu noktada maddi çıkar doğrultusuna gidiyor. Ama burada bizim hiçbir maddi çıkarımız arkadaşlar yoktur. Tamamen Türk toprakları, kendi topraklarımız ve Türk vatandaşlarıyla bağlantı kurmak bizim hedefimizdir. Bu noktada Almanya burada bunu sömürgecilik mantığıyla kullanmıştır arkadaşlar. Bizim Bakü petrollerini alma gibi bir hedefimiz yoktur. Osmanlı için söylüyorum. Ve arkadaşlar bunlar bizim sebeplerimizdir. Kafkas cephesini aşma sebeplerimiz ve Alman başkumandanlığının etkisiyle Enver Paşa komutasında Rusya'ya karşı büyük taarruz başlatılıyor arkadaşlar. Ve işte biz buna ne diyeceğiz? Sarıkamış taarruzu diyeceğiz arkadaşlar. Enver Paşa'nın kış şartlarında yani o soğuk şartlarda bu saldırıyı yapmaması için uyaran birisi var arkadaşlar. Hatta Enver Paşa'nın da okuldan hocası 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa Enver Paşa'yı bu noktada uyarıyor ama Enver Paşa Harbiye Nazırı olduğu için yani en büyük yetkili olduğu için askeri camia açısından
bu emre kimse de karşı gelemezdi. Ve bu noktada Sarıkamış arkadaşlar taarruzu başlatıldı. Sarıkamış faciası yaşanıyor. Çünkü soğukta esir olmada açlıktan birçok kaybımız oldu arkadaşlar. Ve binlerce askerimizin hayatını kaybetmesi sonucu Rusya karşı taraftan saldırıya geçti. Ve Rusya Doğu Anadolu'yu Ermeniler ile yapılan işbirliği sonucu işgal etmeye başlıyor arkadaşlar. Ve Trabzon, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Van, Muş Rusya'nın eline geçiyor arkadaşlar. Rusya ile biz Doğu cephesinde Kafkasya'da mücadele ederken aynı zamanda Çanakkale cephesi de yaşanıyordu ve Çanakkale cephesi de yaşanmış bitmiş ve Rusya'ya yapılacak olan yardımı Türk devleti Osmanlı engellemişti. Ve Rusya'ya yardım gitmeyince Rusya'da 1917'de Bolşevik ihtilali çıkıyor. Yani 1917 Ekim devrimi yaşanıyor. Ve o devrim yaşanırken Rusya arkadaşlar yıkılır. Çarlık Rusya yıkılır ve Sovyet Rusya, Bolşevikler tahta geçer, iktidara geçerler ve Vladimir İliç Lenin iktidar oldu ve Çarlık Rusya yıkıldı. Şimdi Mustafa Kemal de Çanakkale'de işi bitince orada başarılı oldu ve tuttular Mustafa Kemal'i de 16. Kolordu komutanı olarak Kafkas cephesine atamasını yaptılar. Rusya doğuda birçok yeri ele geçirmişti. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanı olarak bu bölgeye geldi. Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştı. Bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinden sonra gittiği cephe Kafkas cephesi. Aldığı görev 16. Kolordu komutanlığı. Ve Ruslardan işgalden kurtardığı yerler neresidir derse Muş ve Bitlis'tir. Bakın kesinlikle bunları bilmeniz lazım. Üç soru söyledim size. Ve Rusya dediğimiz gibi 1917 devrimini yaşaması sonucu Rusya savaştan çekilmeye karar verdi. Ve 1917'de Erzincan'da ateşkes imzalandı. Ve ardından Rusya Doğu Anadolu'dan çekilmeyi kabul ediyor arkadaşlar. Ve Rusya'nın buradan çekilmesi sonucunda bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın ismi arkadaşlar Brest-Litovsk Antlaşması. Erzincan ateşkestir. Brest-Litovsk da ittifak devletleriyle imzaladığı barış anlaşmasıydı. Ve bu anlaşmayla savaştan çekildiğini duyurdu. Ve bize de ne yaptı? Kars, Ardahan ve Batum'u iade etti. Kars, Ardahan, Batum'u Osmanlı'ya bırakarak bölgeden çekilmeye karar verdi. Ayrıca bu cephede Kazım Karabekir kumandasında Kafkas orduları tarafından da Erzincan ve Erzurum kurtarılmıştır. Şunu da söyleyelim. Osmanlı Devleti kaybetti ama kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephedir. İnanılmaz önemli. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğini biliyoruz. Kaybettiği halde toprak kazandığı cephe hangisidir derse arkadaşlar Kafkas cephesi. Kesinlikle bilin. Ayrıca şimdi notlar da var arkadaşlar. Bak 3 tane not var. Burada çok önemli. Onları da söyleyelim. Birincisi Kafkas cephesinde yaşanan olumsuzluklar Turancılık fikrinin gerçekleştirilemeyeceğini bize göstermiştir. 1. 2. Osmanlı Devleti 1918'de Azerbaycan'a yardım amaçlı Kafkas İslam Ordusu'nu kurmuştur. İnanılmaz önemli. Bak çıkmadı ama kesinlikle ÖSYM bunu kullanacaktır. Yani bu bilgi önemlidir çünkü. Kafkas İslam Ordusu'nu kuruyor ve başına da Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa getiriliyor. Ve bu ordu 27 Haziran 1918'de 30 bin kişilik Bolşevik Ermeni ordusuna karşı büyük bir zafer kazanıyor. 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtarıyorlar. Azerbaycan'a bağımsızlığına kavuşturan Kafkas İslam Ordusu 1130 tane şehit veriyor. Ve bugün Azerbaycan'da Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerinin şehitliği bulunmaktadır arkadaşlar. Ve savaştan sonra da Nuri Paşa gelmiyor arkadaşlar ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde görev alarak orada yaşamaya devam ediyor arkadaşlar. Kafkas İslam Ordusu'nu bilin. Evet Nuri Paşa liderliğinde Azerbaycan'ı arkadaşlar kurtarmış. Kime karşı mücadele ediyor? Ermeni çetelerine ve Ruslara karşı bu bölgede mücadele eden bir arkadaşlar
ordudur. Hakikaten çok önemlidir. Sonra çok önemli bir şey daha var. Çıkmış bir sınav sorusu. Peki buradaki Ruslar ne oldu? İşte buradaki Ermeniler ne oldu? Ermeniler de burada Ruslarla işbirliği yaptılar ya. 24 Nisan 1915'te bir genelge çıkarıldı. Ermeni komiteleri kapatılıyor, evraklarına el konuluyor ve bazı önemli komite liderleri de tutuklanıyor. Bu yüzden 24 Nisan onları açısından çok önemli bir tarih. Yani her sene 24 Nisan'da da arkadaşlar gerek Amerika'daki Senato'da çıkacak olan karara da bakılıyor. İşte Ermenilerin bütün dünyada faaliyetlerini yürüttüğü soykırım adı altında. Bu sözde soykırı, gerçek olması mümkün değil çünkü. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını böyle sürekli karşımıza çıkartmak amacıyla bunları kullanıyorlar. İşte o tarihlerden bir tanesi 24 Nisan tarihidir arkadaşlar. Ve ardından Ermeniler 27 Mayıs 1915'te de çıkartılan tehcir kanunuyla Doğu Anadolu'dan zorunlu sek ve iskana tabi tutulmuşlardır. Ve Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinden çıkartılarak Osmanlı'nın diğer bölgelerine götürüp yerleştirmişlerdir. İşte Suriye'dir, Musul'dur, Urfa vesaire o coğrafyalara götürüp yerleştirilmiştir. Böylece Ermenilerin Doğu Anadolu'da yaptıkları katliamların önüne geçilmek istenmiştir arkadaşlar. Bu arkadaşlar sınav sorusu, bunu soruyorlar. Kanunun çıkarılmasına etkili olan İçişleri Bakanı Talat Paşa'dır arkadaşlar. Onu da bilelim. Onun döneminde bu kanun çıkartılıyor arkadaşlar. Ermeni soykırımı hangi cepheyle ilgilidir sorular genelde geliyor. Birinci Dünya Savaşı ve Kafkas cephesiyle bağlantılıdır arkadaşlar. Yani günümüzdeki Ermeni sözde Ermeni soykırımının çıkış noktası olarak da bunları iddia ederler arkadaşlar. Ve Ermeniler günümüzde de arkadaşlar bu iddialarını, asılsız iddialarını sürdürmeye çalışıyorlar ve onların günümüzde 4T planları arkadaşlar vardır. Birincisi tanınma, kendilerini tanıtma. Sonra Ermeni soykırımını, sözde soykırımını tanıtma. Sonra arkadaşlar tazminat ve sonra da toprak. Yani bu 4T'yi gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Ama bu durum söz konusu olamaz arkadaşlar. Asla buna izin verilmeyecektir zaten. Evet arkadaşlar, Kafkas cephesi genel manada arkadaşlar bu şekilde. Bir de Kanal cephesini söyleyelim. Bugünkü dersi arkadaşlar bitirelim. Şimdi ikinci saldırı cephemiz ve ikinci taarruz cephemiz ise hangisidir? Kanal cephesidir arkadaşlar. Kanaldan kastımız neresi? Süveyş kanalı arkadaşlar. Yani Süveyş kanalı üzerinden yapıldığı için bu saldırılar. Bu yüzden buna Kanal cephesi adı verilmiştir. Peki biz bu cepheyi açmakla neyi amaçlıyoruz? Hem Osmanlı'nın hem de Almanya'nın amaçları var. Bir, Osmanlı Mısır toprağını geri almak istiyor. Biz Mısır'ı hatırlarsanız 1882'de kaybettik dedik. Ve bu kaybettiğimiz Mısır'ı tekrar geri almak istiyoruz. Osmanlı'nın en önemli amacı buydu. İki, İngilizlerin Arap topraklarında ilerlemesini durdurmak istiyoruz. Ve bunu da yapabilmek için Almanlar İngiliz sömürge yollarını kesmeyi planlıyorlar. Ve Mısır'ı geri alırsak İngilizlerin sömürge yolları kesilmiş olacaktı. Çünkü Süveyş kanalı üzerinden Hint Okyanusu'nu düzeltiyorum. Basra Körfezi'nden Kızıldeniz, Basra Körfezi'nden Hindistan'a gitmelerinin önünü kesecektik. Ve böylece İngilizlerden, sömürgelerinden gelen desteklerin önüne geçilecekti. Ve böylece İngilizlerin aynı zamanda Arap topraklarında ilerlemesini de durdurmuş olacaktık. İşte bu amaçlar doğrultusunda Cemal Paşa komutasında Kanal Cephesi'nin ünlü komutanı, iddiaçların üç önemli liderlerinden biri olan bak Cemal Paşa'dır. Enver, Talat, Cemal Paşalar dedim ya. İşte Cemal Paşa buydu. Deniz Kuvvetleri komutanıydı. Cemal Paşa komutasında Süveyş kanalı üzerinden iki saldırı yapılıyor. Fakat ikisini de kaybediyoruz. Kaybetmemizin en önemli sebeplerinden birisi Arap-İngiliz işbirliğinin yapılmış olmasıydı arkadaşlar. Ve Araplar Mekke Şerifi veya Emiri Şerif Hüseyin isyana sevk edildi. İngilizler tarafından bunların kışkırtılması sonucu bir Arap devletinin kurulacağı iddiasıyla
Arapları kendi taraflarına çektiler ve Osmanlı'ya karşı cephe almalarını sağladılar. Ve bu noktada Şerif Hüseyin de isyan ediyor. Hatta bir Arap devletinin kurulduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Ki bunların arkasında gizli anlaşmalardan olan MacMahon Anlaşması vardı. Ve bu anlaşma gereği Araplar isyan ettirildi. Araplar kendi devletlerinin kurdurulacağının düşüncesiyle milliyetçilik, bağımsızlık hareketleri adı altında Osmanlı'ya karşı İngilizlerle işbirliği yaptılar. Ve böylece hem ümmetçilik fikri iflas etti veya İslamcılık fikri iflas etti. Hem de Osmanlı buradaki gücünü kaybetti ve o topraktan elden çıkmasına sebep oldu arkadaşlar. Ardından altta bir not var arkadaşlar. Bu notta Kanal Cephesi'nde Türk, Alman ve Avusturya askerlerinden oluşan 20 bin kişilik bir ordu Alman subayı von Kress komutasında Süveyş kanalının doğu kısmını ele geçirmek istediyse de başarılı olamıyor arkadaşlar. Ve maalesef burası da arkadaşlar kaybediliyor. Ayrıca İngilizler bu burada Osmanlı'nın başarısız olması sonucunda Sina Yarımadası'nı böylece ele geçirmiş oluyorlar arkadaşlar. Ve Kanal Cephesi'nde biz maalesef istediğimizi gerçekleştiremiyoruz. Ve bu noktada maalesef orası da arkadaşlar elimizden çıkacaktır diyoruz. Kanal Cephesi'nden sonra Osmanlı ordusu kuzeye çekilmek zorunda kalıyor. Mısır'dan kuzeye çekildiğimizde arkadaşlar Suriye-Filistin hattında yeni bir cephe kuruluyor. Ve böylece Suriye-Filistin cephesi açılıyor arkadaşlar. Evet. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri, özel sebepleri arkadaşlar, aynı zamanda Osmanlı savaşa girme sebepleri, beklentileri, Almanya'nın beklentileri, savaştığımız cephelerden de taarruz cephelerinden ilk ikisini anlattık ve burada arkadaşlar bu kısmı şimdi bitiriyorum. Bir sonraki derste arkadaşlar savunma cephelerine geçeceğiz ve geri kalan kısımları da tamamlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar kafanıza takılan anlamadığınız herhangi bir şey var mı arkadaşlar?